Yaz dedim köpeğim. Tamir sen içeri Tamir. Abi nasıl? Durum nasıl? Girme, sen girme. O zaman bir 7-8 dakika buz yapalım abi. Yere düşse dayı rakip senden uzaktı da. Oyna abi, oyna. Oyna kaptan, oyna. Hadi. Devam et, devam et. Geçti işte geçti dönemde Siverek okul dönemlerde ortaokul lisede futbol oynadım. Ondan sonra Siverek Gücü'ne transfer oldum. Abilerim hepsi futbolcuydu. Genç yaşta sakatlık geçirdikten sonra futbolu bıraktım. O şekilde altyapıya ondan sonra 92'de altyapıya baktım. Altyapıda da çalıştım arkadaşlar, bazı sporcu arkadaşlarımız vardı. O şekilde onlarla onlara da bir şeyimiz oldu. Böyle buralar hep topraktı. Bu şekilde topraktı. Herhangi böyle bir tesislerimiz yoktu. Maddi sıkıntı çok çektik. O şekilde biz devam ettik. Gün olurdu hiç aylık falan bir ben hiç aklıma gelmezdi. O şekilde devam ettim. Ta şimdiye kadar da devam ediyorum. 96-97 İbrahim Ölüm. Aynı dönemde ben onu bir şeyim var üzerinde, bir hocalık şeyim var üzerinde İbrahim Ölüm'ün. 96 yılında 3. lige çıktık, takım 3. lige çıktık. Maddi sıkıntılar yemin ederim hiç aylık falan hiç aklıma gelmezdi. O şekilde aylık almadım da fedakarlık yaptım, devam ettim. Ondan sonra maddi durumlar iyi oldu. Hala da devam ediyorum o şekilde. Daha önce masörlük tecrübeniz var mıydı? Gittim, seminerlere gittim, kursa gittim. O şekilde 92 yılında aldım ben sertifikam. Sertifikam 2000 yılında. Profesyonel olarak yapıyorum. Evet, profesyonel olarak yapıyorum. Ha. Destek aldığınız herhangi bir yer var mı masörlük konusunda? Sağ olsun değerli abim Zübeyir hocam. O destek verdi. Belediye destek verdi. Bayağı bir destek verdiler. O şekilde gittim. İki senede biraz iyi oldu ama maddiyat olarak biraz daha takımımıza destek verirlerse daha iyi olur. 300 bin nüfusu hala takımımız amatör takımda. Ama biraz daha destek verirlerse daha iyi olur. İnşallah profesyonel lige çıkarız. Takımımız şu anda da iyi gidiyor. 4 puan öndeyiz. İnşallah da götüreceğiz. Gerek daha. Sedat abi bir efsanedir ya. Ben ilk onunla 94 yılında çalıştım. O zaman Gençlik Spor'da yaz okuluna gidiyorduk. Bizim
teknik direktörümüzü yapıyordu yani. Yani futboldan gelen bir insan, futbolu bilen bir insan, emekçi bir insan. Ve bu emeğin karşılığını Siverek'te aldığını düşünmüyorum. Çünkü hani futbol olarak, spor olarak çok az kişi yetiştiriyoruz. Ama değerimize sahip çıkamıyoruz. Yani bunlardan biri de Sedat abidir. Benim hayatımda yeri farklıdır. İnternette röportaj falan verdiğimiz zaman da Sedat abinin ismi geçmiştir. Yani seni işte çalıştıran kim, seni büyüten kim futbolda? Yani Sedat Tuta derim yani. Bizim için bir efsanedir. Kaliteli bir insandır. Bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Çünkü yani fedakarlık çok yaptı. Takımın parasız olduğu zaman da cebinden yeri geldi para verdi. Ve ne tabiri caizse yani bir yöneticiden daha bir baba adamdır yani. Yöneticiden daha ağırlıklı. Çünkü efsanedir yani. Kaç yıl oldu?